Tekrar birlikteyiz sevgili Artı TV izleyicileri. Tabi programın girişinde yani birinci bölümde sizlere birçok madde saydık. Bu konuları işleyeceğiz, ayrıntısıyla sizlere aktaracağız diye. Ancak bazı konulara giremedik. Fakat şimdi bunları da konuşmayı deneyeceğiz en azından. Kim var şimdi? Bugün biliyorsunuz iki haftada bir medya ombudsmanı Faruk Bildirici bizlerle birlikte oluyor ve gündemi ve aynı zamanda medyanın gündeme yaklaşımını konuşuyoruz. Kendisine günaydın diyelim önce. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi Faruk Bey, bugün tabii yani dün Meral Danış Beştaş'ın geçirmiş olduğu bir trafik kazası var. Evet. Bugün işte hastaneye sevk edildi. Bir ameliyat olacak. Yani ilk gündem maddesi olarak onu işledik biz yani bu programda. Sonrasında siyaset, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadesi, iki zihniyet yarışıyor ifadesi. Ve elbette bunu karşı tarafa yönelteceği suçlamalara hani temel bir cümle olarak kurdu. Sonrasında da Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı tarafına yüklendi. Diğer taraftan Demirtaş'ın Erdoğan ancak çatışmayla devam edebiliyor. Erdoğan gittikten sonra biz PKK'nın silah bırakması için çalışacağız gibi bir ifadesi var. Ve devamında da tabii Sadullah Ergin son dönemde hani çok tartışılan isimlerden birisi bir takım açıklamalarda bulunmuş. Bunları hep izleyicilerimizle paylaştık. Bir taraftan tabii deprem bölgelerinde sorunlar devam ediyor. İşte yağışlar var. Yine bu özellikle çadır kentlerde hani çok büyük sorun yaratıyor. Ve bunun yanı sıra da işte TOGG'tu, yeni yapılan binalardı, uçan ekonomi vesaire gibi başlıkları da görüyoruz gazetelerde. Türkiye'nin tabii dış ilişkileriyle ilgili olarak işte Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Ve de Orta Doğu'da da işte Suudi Arabistan'da bugün bir toplantı yapılacak. Suriye'nin tekrar Arap Birliği'ne kabul edilmesiyle ilgili olarak bir takım itirazlar da var vesaire. Tam da böyle bir cuma günü. Nereden başlamak isterseniz bilmiyorum başlık olarak siz. Yani tam Türkiye gündemi her zamanki gibi. Evet. Her taraftan bir takım sürekli haberler yağıyor ve hepsinde sürekli konuşmak gerekiyor ama maalesef hepsini konuşmaya zamanımız yetmeyecek herhalde. Evet, doğru. Doğru. Yani sizin başladığınız yerden, yani Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden başlamak isterim doğrusu. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın birkaç gündür yaptığı seçim kampanyası gerçekten çok dikkat çekici. Hı hı. Seçim kampanyası boyunca yaptığı şey aslında sürekli altılı masayı, Millet İttifakı'nı PKK ile birlikte olmakla, HDP'yi de zaten PKK'nın uzantısı olmakla suçluyor. Sürekli terör yaftasıyla bir politika yürütüyor. Evet. Yani gerçekten onları düşmanlaştırarak. Onun dışında millete söylediği bir şey yok diye bakıyorum. Gerçekten söylediği vaatlere bakınca işte bir kısmı işte mülakatın kaldırılması gibi Millet İttifakı'nın açıkladığı vaatler arasında CHP'nin açıkladığı vaatlerdendi zaten. Ondan sonra açıkladı. Birçok politikacı da söylüyor. Yani siz iktidardasınız. Zaten iktidardaki parti vaatte bulunmaz, yapar diyor. Ve nitekim de son televizyon programında Tayyip Erdoğan'a sorulmuş. Yani mülakatları neden şimdi kaldırmıyorsunuz diye. Diyor ki seçimden sonra kaldıracağız. Özgür Özel onun cevabını veriyor. Seçime kadar zaten 85 bin kişiyi mülakatla işe alacaksınız. O nedenle de kaldırmıyorsunuz. Yani demem o ki bu vaatleri gerçekçi değil, onları yapmak gibi niyetleri olsaydı zaten bunları yaparlardı. Hmm. Ve dikkat ederseniz de o vaat dedikleri şeyler insanları küçük küçük rüşvetler, mavi boncuklar dağıtmaya çalışıyorlar. Başka bir şey değil. Ben baktım vaatlerin içerisinde, işte seçim beyannamelerinde kendilerinin vizyon belgesi dedikleri o belgede ne var diye. Hani daha önce hani Kanal İstanbul gibi büyük bir takım projeler, süper projeler açıklıyorlar. Öyle bir şeyler var mı diye. Yok öyle şeyler. Sadece bir tek bugün ve dün gazetelerde yer alan İstanbul-Ankara arası, hatta İstanbul-Ankara demeyeyim, Kızılay'la Kadıköy arasını 80 dakikaya düşürecek bir trenden bahsediyorlar. Hmm. Yani böyle bir vaatte bulunuyorlar. Oysa gerçekten o kadar uçuk kaçık bir şey ki. Nasıl olacak, ne zaman yapacaklar, hiçbir şey yok ortada.
Ama buna rağmen böyle vaatlerde bulunabiliyor. Özetle çok uzatmayayım burayı. Yani ben Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık iktidarı sonucunda bitişini aslında bu seçim beyannamesi ilan ettiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten içi boş. Hiçbir şey yok. Evet. Evet, bir donma oldu bağlantıda. Şimdi tekrar arayacak arkadaşlarımız Faruk Bildirici'yi ve de kendisiyle konuşmaya devam edeceğiz. bu arada başka bazı haberleri de hani sizlerle paylaşalım. İfade etmiştik. Özlem Zengin'e yönelik saldırılar. Tamam, peki Faruk Bey hazırmış. O zaman tekrar Faruk Bey'e dönelim. Evet. Buyurun buyurun, devam edin lütfen. Evet, biraz sorun oldu galiba. Yani şunu söylüyordum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bitişinin ilanı aslında. Bu vizyon belgesi, seçim beyannamesi ne derseniz diyelim. Çünkü gerçekten artık millete verecekleri bir şey olmadığını söylemiş oluyorlar. İtiraf belgesi gibi diye düşünüyorum. Öte yandan bugün Cumhuriyet Gazetesi de manşetini almış. Kılıçdaroğlu ilk 100 gün icraatının icraat listesini açıkladı. Hmm. Orada da yine mülakat ve benzeri bir takım icraatlar var. Ama mesela orada benim medyayla basın özgürlüğüyle ilgili hiçbir şey olmaması dikkatimi çekti. Yani medyanın da bence Türkiye'de acil işlerden olması gerekir. Yani örneğin RTÜK'ün düzenlenmesi acil işlerden olması gerekir ama onu görmedim. O bence orada ciddi bir eksiklik. Onun dışında bugünlerde sürekli yaşanan liste sorunları var biliyorsunuz. İşte Sadullah Ergin'in Cumhuriyet Halk Partisi listesine aday gösterilmesi, ona yönelik tepkiler. Ben burada aslında temel problemi Sadullah Ergin'de görmüyorum. Yani bence temel problem aslında Adalet ve Kalkınma Partisi ayrılan yeni parti kuran siyasetçilerin, Ali Babacan, Davutoğlu gibi siyasetçilerin kendi geçmişlerine, yani iktidarda oldukları dönemde yaptıklarına dair samimi öz eleştiride bulunmamış olmaları olduğunu düşünüyorum. Sadece Sadullah Ergin değil. Hiçbiri geçmişleriyle ilgili kamuoyunu, özellikle de Millet İttifakı, hatta özellikle de CHP seçmenini tatmin eden, sol seçmenini tatmin eden bir öz eleştiri yapmış ya da günahlarını, yanlışlarını itiraf etmiş değiller. Yani bugün baktığınızda hala Ali Babacan'ı, Davutoğlu'su, hepsi onların geçmişte kendilerinin bulunduğu dönemde bu iktidarın iyi işler yaptığını, doğru şeyler yaptığını söylüyorlar ve hala savunuyorlar. O zaman da burada tam tatmin olamıyor insanlar. Bence temel sorun biraz burada. Bunu yapabilseler gerçekten çok daha salimen, çok daha samimi olmuş olacaklar. Ama bunu yapmayarak bence defterleri kapatmadan ilerliyorlar. Zaten biliyorsunuz bizim ülkemizde geçmişe dönük hesaplaşmalar doğru düzgün yapılmadan, defterler kapanmadan ilerliyoruz. O nedenle de yaralar sürekli açık kalıyor. O nedenle de maalesef bu yaralar sürekli açık kalacak diye düşünüyorum. Ha, buna rağmen ne olacak? Tabii ki seçmenler bu listeleri tartışacaklar ama bu tartışmaya rağmen bir süre sonra muhtemelen bunları unutup herkes kendi evine, kendi oy vermek istediği yere dönecek. Mesela Sadullah Ergin konusu tartışılıyor ama Adalet ve Kalkınma Partisi listeleri konuşulmuyor. İktidar medyası bunları hep görmezden gelmeye çalışıyor. Bugün Sözcü Gazetesi internet sayfasında önemli bir haber var bence. Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ gidiyor, işte aday göstermişti biliyorsunuz. Kendi memleketi değil orası. Ve orada konuşurken, Şanlıurfa'da konuşurken bütün salon boşalıyor. Aday tanıtım töreni yapılıyor. Aday tanıtım töreninde bütün salon dolu. Fotoğraflar da var orada. Evet, bu arada ekrana verelim arkadaşlar lütfen. Faruk Bey'in yanına o haberi verelim lütfen ekrana. Evet, devam edin lütfen. Bekir Bozdağ biliyorsunuz Yozgatlı. Yani Urfa ile Şanlıurfa ile hiçbir ilgisi yok. Ona rağmen oradan aday gösterdiler. Tanıtım töreninde konuşmaya başladığı an bütün salon boşalıyor. Sözcü Gazetesi'nde Sözcü Gazetesi internet sitesinde iki fotoğraf birden var. Salon tamamen dolu. Bozdağ öncesinde. Bekir Bozdağ konuştuktan sonra da boş. Şimdi şunu düşünüyorum. Tayyip Erdoğan bakanların tümünün aday olacağını söylediği zaman hani denmişti ya işte bunlar dokunulmazlık zırhına bürünmek istiyorlar. Ona karşılık da dendi ki hayır, bakanların işte bakanları vitrine koyarak kendi icraatına ne kadar güvendiğini göstermek istiyor. İşte onları vitrine koyuyor önemli insanlar olarak. Çünkü meclis grubunun %65'ini değiştiriyor denmişti. Ama bence burada hani bir siyaset ustası olduğu söylenen Tayyip Erdoğan var ya, onun bence siyasi hataları söz konusu. Siyasi açıdan bence büyük bir hata olduğunu inanıyorum. Neden? İşte Bekir Bozdağ örneğinde olduğu gibi aday gösterdi bakanlar, o kentle hiçbir ilgileri yok.
Üstelik de bu insanlar 14 Mayıs sonrasında bakan olmayacaklar. Sadece milletvekili olacaklar. Düşünebiliyor musunuz? Yani o illerin, milletvekillerinin o ille hiçbir ilgisi kalmayacak bu bakanların. Yani Şanlıurfa gibi, Osmaniye gibi, Ordu gibi bir takım kentlerin o bakanları benimsemesinin çok mümkün olmadığını düşünüyorum ben doğrusu. Bu benim dikkatimi çekti açıkçası. Peki. Yani hep bu tarafta liste konusunu tartışıyoruz. Aslında öbür tarafta liste tartışmaları var. Ona dikkat çekmek istedim açıkçası. Yani Faruk Bey gerçekten çok önemli bu, yani bu buraya hani değinmeniz. Şöyle bir şey, beni duyuyorsunuz değil mi? Evet. Tabii duyuyorum. Peki. Şöyle bir şey Faruk Bey, gerçekten de mesela tabii iktidar cenahına yakın hani medyaya baktığımız zaman evet sürekli hani şeyi işte CHP içerisinde bir problem olduğunu, Millet İttifakı içerisinde bir problem olduğunu yazıyorlar. Özellikle bu isimlerin saptanmasıyla ilgili olarak. Fakat gerçekten de işte Cumhur İttifakı tarafında sanki hiçbir problem yok. Her şey çok güzelmiş gibi yansıtıyorlar. Bu arada dün Barış arkadaşın bir iddiası vardı. Bugün aslında biz haber olarak bunu girecektik ama süremiz yetmedi. Şöyle diyor, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Aile Bakanı Derya Yanık'ın Osmaniye'den aday gösterilmesinden çok rahatsız olduğu. Şimdi yani kendi içlerinde de var aslında, yani istifalar var, tepkiler var vesaire ama bunlar hiç yansıtılmıyor dışarıya ve bunlar hiç konuşulmuyor. Kendi içlerinde de konuşmuyorlar bu arada. Ya çok ilginç. Tabii zaten yani şöyle Barış arkadaşın o kulis bilgisi doğru olabilir. Şundan zaten bir dönem Devlet Bahçeli'nin Osmaniye yerine İstanbul'da aday gösterilmesi gibi seçenekler üzerinde de duruldu. Onlar da yazıldı, çizildi. Zira aslına bakarsanız Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'de ne kadar tabanı kaldı, ne kadar ilgi görüyor o da tartışılır. Biliyorsun deprem sonrasında kendi kentine bir kez gitti. O da Tayyip Erdoğan'la birlikte. Evet. Onun dışında oradaki kendi konağını bırakın konağın tamamını depremzedeleri açmayı, tuvaletini bile karşıda evi yıkılan insanlara açmadı. Orada da ona yönelik tepki var. Yani o nedenle doğrusu Derya Yanık'a tepki gösterilmesi çok anlaşılabilir. Hani biraz önce söylediğim gibi Bekir Bozdağ'a tepki gösterilmesi muhtemelen orada da var. Ve bunlar konuşulmuyor gerçekten. Konuşulmuyor, üzeri kapatılıyor. Dikkat ederseniz hani başta söyledim. Şu anda Tayyip Erdoğan ve daha doğrusu Cumhur İttifakı bütün kampanyasını karşı tarafın terörle ilişkisi ve onları düşmanlaştırma üzerinden bir kampanya yürütüyor. Ve alttan alta bir de diyorlar ki orada işte altılı masa var. Altılı masa zaten bir koalisyon. Türkiye'yi istikrarsızlığa, koalisyonlara mı sevk edeceksiniz, götüreceksiniz? Ama unuttukları bir şey var. Kendileri de altılı. Hmm. Orada da bir altılı ittifak var. Evet, altılı koalisyon çok ilginç. Evet. Değil mi? Yani bu koalisyon, şimdi kendileri Türkiye'yi koalisyonla yönetiyorlar ve karşı tarafı da Türkiye'yi koalisyonlara götürmekle suçluyorlar. Hmm. Bu çok garip. Üstelik de hatırlarsınız bu yeni SİHA gemisi işte faaliyete geçti. Onun töreninde 6 lider ya da işte Tayyip Erdoğan'ın müttefikleri kameralar karşısına geçtiler, fotoğraf verdiler. Dün de yine bir törene katılmışlardı. O fotoğrafın işte koalisyon görüntüsü verdiğini düşündükleri için bugün bir yerlerde gördüm. O yeniden altısı bir arada fotoğraf vermemişler mesela, yayınlanmamış. Zaten de gazeteciler tören alanında istedikleri gibi rahatça çalışamadıkları için de onlar da fotoğraf çekememiş. Bugün o fotoğraflar yok. Yani demem o ki kendi koalisyonlarını gizlemeye çalışıyorlar ve bir yandan da karşı taraf koalisyonla suçluyorlar. Üstelik de koalisyon yaptıkları kişiler bir yandan işte Erbakan'ın oğlu, öbür yandan da Hüdapar. Yani gerçekten terörle ilişkili olan, işte mezar evlerin üreten, cinayetler işleyen bir Hizbullah gibi örgütün devamı niteliğinde bir siyasi parti. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunlar. Evet. Üstelik mesela şu var. Bugün yine gazetelerde var. 6284 sayılı kadına şiddetle ilgili yasanın kaldırılmasını isteyerek girdi Yeniden Refah Partisi. Ve o konuda o yasayı savunan hiçbir açıklama gelmiyor iktidardan. Hı. Üstelik de onu savunan bir tek AKP'li grup başkan vekili kadın var. Ona yönelik suçlamalar, tehditler geliyor. Ona rağmen açıklama yapmıyorlar. Ya bunlar, bu insanlar, bu siyasi iktidar kadına yönelik şiddeti resmen savunur duruma geldiler. Hı. Yani böyle bir iktidar var, böyle bir koalisyon var karşınızda, düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani Faruk Bey, şimdi hani söylediklerinize teyiden ve aynı zamanda hani şey olarak. Şimdi bir, bu SİHA gemisi diyorsunuz ya, aslında çok
bilmiyorum hani bunu bilerek mi kullandınız? Abi çünkü doğru bir ifade. Çünkü bunu uçak gemisiymiş gibi yansıtıyorlar. Yani evet. Bir de siz dünyada SİHA gemisi diye bir gemi yok. Ya yani böyle bir model yok yani. Bizim icadımız olmuş bu, oldu bu aslında. Tabii. Ayrıca SİHA'lar için neden gemiye gerek duyuluyor, o da ayrıca tartışılabilir. SİHA'lar çünkü kalkıp uzun mesafe uçabiliyorlar. Onu diyorum işte. Yani birisi Türkiye sınır ötesi operasyon mu yapacak? Pardon, sınır ötesi değil. Kıtalar arası operasyon mu yapacak Türkiye? Yani evet. Böyle bir şey mi oldu? Yani, ne gerek var? Bu bir, iki... Ayrıca şöyle bir şey var. Buyurun. Dün bir uzman da bunun SİHA gemisi de değil, helikopter gemisi olduğunu. Yani tabii helikopter gemisi. Kontrol edemedim. Aslında helikopter gemisi. Yani... Yani o daha doğru olabilir. Tabii. Yani bu bir helikopter gemisi. Aslında Fransızların hani şeyi bu. Yani biraz daha bir modeli oradan modifiye bir şey bu. Tamam, bunu evet. Küçümsemek için söylemiyorum. Elbette bu da önemli. Yani bunun hani üretilmesi fakat algı çalışması yapıyorlar. Yani uçak gemisiymiş gibi. Ya da işte hani TOGG'la ilgili tartışmadan bence daha vahim bir şey bu. Daha önemli. Yani hani konuşulması gerekiyor. Ama diğer taraftan Hüdapar çıkıp şunu söyleyebiliyor. Biz bu ülkeye kendi anlayışımızın öngördüğü bu esaslara dayalı şeriatı getireceğiz diyebiliyor rahatlıkla. Bunu getirir getirmez ayrı bir şey. Ama bunu söyleme cesaretini gösterebiliyor. Bunun yanı sıra da Özlem Zengin AKP içerisinde gerçekten çok kötü bir muameleye maruz kalıyor. Fakat partiden ya en azından şu yok. Yani arkadaşlar, Özlem Zengin'e saldıran arkadaşlar, sizin de aynı fikirdeyiz ama ayıp bu yaptığınız. Hiç olmazsa bunu milletin önünde yapmayın diyen bir kişi bile yok. Evet. Yani tam da sizin hani söylediklerimiz. Tayyip Erdoğan olmak üzere. Evet yani Cumhurbaşkanı da çıkıp şunu söylemiyor. Hani arkadaşlar yeter artık susun. Bunu da söylemiyorlar. Hayır, çünkü onları gücendirmek istemiyorlar ve zaten demek ki o kendileri de yaklaşık aynı düşüncelerde. Yani evet. Şimdi 6284 sayılı yasanın siz bazı yerlerini beğenmiyor olabilirsiniz. Evet. Ve dersiniz ki bu yasanın şu maddesi doğru değil dersiniz. Evet. Ama öyle demiyorlar. Tamamen kaldırılsın diyorlar. Tamamen kaldırılsın demek ne demek? İstanbul Sözleşmesi'ni de çıkardınız zaten, kaldırdınız ortadan. Ve diyorsunuz ki kadına şiddet serbest olsun dediğiniz şey bu. Başka bir anlamı gelmiyor. Evet. Ben doğrusu mesela bugünkü gündemde şunu da çok önemsedim. Cumhuriyet'te var galiba, bir günde de olması lazım haber. Deutsche Welle'den Alican Uludağ'ın dünkü haberi. Bu Sinan Ateş cinayetiyle ilgili. Evet. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili biliyorsunuz o MHP aranan kişi, cinayet değil aranan kişi, Olcay Kılavuz'un evinde yakalanmıştı. Onunla birlikteydi. Ve Olcay Kılavuz polise yani siz bunu yapamazsınız gibi tepki göstermişti. Ve orada tutanak tutulmuştu. Sonra o tutanak kayboldu, ortaya çıktı. Şimdi bugünkü haberlerden anlıyoruz ki evet, tutanak yeniden dosyaya konmuş ama Olcay Kılavuz'un adından bahsedilmiyor. Yani sanki o aranan kişi yolda yürürken yakalanmış gibi bir yeni bir sahte tutanak düzenlenmiş. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Devlet Bahçeli biz ülkücülerimizi vermeyiz, onları savunuruz gibi açıklamalar yaptı bu cinayet sonrasında. Bir başsağlığı dileğinde bile bulunmadı ve şimdi de dosyada sahtecilik yapılıyor ve polisin tutanağı değiştiriliyor. Yani az önce söyledikken kadına karşı şiddeti savunan bir siyasi koalisyon var karşımızda ve bir de üstelik de bir cinayeti bile sahiplenen, cinayetin faillerinin ortaya çıkmasını bile engelleyen bir siyasi iktidar var bir üstelik. Yani bu ülke maalesef böyle bir konuma geldi şu anda. Evet. Bu arada Faruk Bey, şuna dikkat çekmek istiyorum. Az önce ona bakıyordum şeyde, yani internette. Arkadaşlar, az önce Hüdaparlı yöneticinin açıklama yaptığı görüntülerdeki mikrofonları bir daha bir görebilir miyiz? Şu mikrofonları. Evet, burada durabilir miyiz arkadaşlar? Geçmesin diye. Faruk Bey, şurada Rehber TV var. Evet. Yani şu dikkatimi çekti. Bakın, burada Arapça Rehber yazıyor. Acaba bir Türk kanalı mı diye baktım. Türkmen, ne bileyim hani o coğrafyadan olabilir diye. Bu kanal Bağcılar'dan, yani kanalın hani şeyi, internet sitesi Bağcılar'da. Bunu şey için söylemiyorum. Yani sadece Türkiye'de olduğunu veya İstanbul'da olduğunu belirtmek üzere söylüyorum. Başka bir niyetle değil. Ve şu açıklamada bunları görebiliyoruz. Yani
Bu aslında hani Hüdapar'ın işte şeyiyle, açıklamasıyla belki paralel görülmesi gereken bir ayrıntı ya da görüntü diye dikkatimi çekti. O nedenle hani şey yaptım. Size de şey yapmak istedim, söylemek istedim bunu. Evet. Evet, evet. Yani tamamen Hüdapar ideolojisi ve Hüdapar aslında bu koalisyonla birlikte, AKP ile koalisyon yapmasıyla birlikte daha görünür hale geldi. Evet. Ve ideolojilerini çok daha rahat yayıyorlar. Ben medya açısından da şunu söylemek durumundayım. Biz haberler yaparken onların propagandasına da alet olmamak durumundayız. Evet. Bazı yani medya kuruluşlarına bakıyorum, onların sözlerini bu sefer geniş geniş yayınlıyorlar. Bunu da yapmamakta, araya mesafe koymakta, onların yanlış olduğunu söylemekte yarar var. Doğrusu bu diye bakıyorum. Peki bunun ölçüsü ne? Yani sizce derken tabii siz bu konuda otoritesiniz. Hani ölçüsü ne? Ölçüsü ne bunun? Yani nerede tutmalıyız? Ya bir taraftan mesela bunu söyledikleri zaman görmezsek eğer toplumun diğer hani yani geniş kitleler bir şekilde bunları duydukları zaman bunu alıyorlar. Yani biz buna tepki olarak aslında hani bunun haberini vermeye çalışıyoruz. Ama bunun ölçüsü ne? Nerede mesela sizin dediğiniz tehlike baş gösteriyor? Tabii şöyle, şimdi birincisi görmezden gelemeyiz tabii ki. Görmezden gelmek doğru değil. Ama gazetecilikte sizin de bildiğiniz gibi bizim temel işimiz, asli işimiz gerçekleri aktarmak. Ya. Yanlışlara ortak olmak, yanlışların propagandasını yapmamak. Yani temel ölçütümüzün bu olması lazım. Ya. O nedenle de bu kişilerin, bu tarz kişilerin, hatta onun dışında siyasi parti olmayabilir, bir yanlışı aktarırken öncelikle yanlış olduğunu belirterek, ona bir mesafe koyarak, bizim ona katılmadığımızı belirterek ve de üstelik de tam metin yayınlamadan, geniş biçimde o görüşleri aktarmadan yayınlamamız lazım. Örneğin bir hoca vardı, işte Sezen Aksu gibi bir takım sanatçıların konuşmalarını eleştiriyordu. Onlara yönelik şiddet içeren ifadeler vardı. Bazı televizyon kuruluşlara baktım, mesela o konuşmanın tamamını tam metin yayınladılar. Şimdi bu doğru değildi. Demek istediğim, oradan özet vererek, ne demek istediğini aktararak, onları eleştirerek verebiliriz. Yani eleştiren tavrımızı sürdürerek yayıncılık yapabiliriz. Bence temel ölçü bu olabilir. Dediğiniz gibi görmezden gelirsek de zaten onlar bir şekilde siyasi iktidarın koruması altındalar. O kanatlar altında büyüyüp güçlenip duruyorlar. Oradaki mikrofonlardan siz sadece Rehber TV gösterdiniz ama düşünebiliyor musunuz? Oradaki mikrofonların içerisinde AA ve TRT de var. Yani o konuşmaları geniş biçimde onlar da haber yaptılar ve muhtemelen az önce benim söylediğim gibi eleştiren biçimde yaklaşmadan tam metin yayınladılar. Yayılmasına neden oldular, propaganda yaptılar. Benim açımdan bakıldığında bu kişinin görüşlerini tam metin yayınlamakla bir terörü savunan kişinin ya da bir terör örgütü yöneticisinin görüşlerini tam metin yayınlamak arasında bir fark yok yani. Evet. Gerçekten. Yine evet, propagandası yapılmış oluyor. Evet. Bu arada sizin internet sitenizde, yani farukbildirici.com'da Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun özel televizyon programları analizi başlıklı bir şey var. Bir analiz var. Bunu biraz açar mısınız? Yani şöyle, ben yani tamamını yapmaya, yani keşke mümkün olsaydı da Tayyip Erdoğan'ın ilk iktidar geldiği günden beri çıktı televizyon programı analizlerini yapabilseydim ama yapamadım, o kadar tek başıma o kadar ayrıntılı çalışamadım. 2017'den beri, yani son 6 yıldır Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıktıkları özel televizyon programlarının analizini yapmaya çalıştım. Onları bir listeledim. Bu televizyon programlarının hangi kanallarda, hangi medya gruplarında olduğunu, hangi gazetecilerin o programlara çıktığını ve de nerelerde yapıldığını, mekanları analizini yapmaya çalıştım. Onları listeledim. Evet. Birincisi şunu gördüm. Evet. Tayyip Erdoğan'ın hangi medya gruplarıyla söyleşiler yaptığına baktığınızda gerçekten ciddi bir değişim görüyorsunuz. Örneğin son 2019 yerel seçimlerinden sonra, asıl olarak da 2020'den sonra Ciner grubu televizyonları ve İhlas grubu televizyonlarıyla hiçbir şekilde söyleşi yapmamış. Onların özel programlarına çıkmamış. Yani onlara karşı bir mesafeli bir duruş var gibi görünüyor. İkincisi, Tayyip Erdoğan bir süredir sürekli ortak programları tercih ediyor. Yani siz diyorsunuz ki mesela bir ATV'de görüyorsunuz kendisini ama aslında ATV, A Haber ve
Onların bir de İngilizce kanalları var. Anius galiba. Orada birden yayınlanıyor. Ya da aynı Demirören grubu kanallarına çıkıyor. Birkaç kanalda birden yayınlanıyor. Şimdi zaten Tayyip Erdoğan bir törende konuştuğu zaman onun konuşmasını en az 13-15 kanal aynı anda canlı yayınlıyor. Böylesine bir medya bombardımanını televizyon kanalları üzerinden yapmış oluyor. Onun dışında şunu da gördüm ben. Tayyip Erdoğan'ın seçtiği diyorum, Tayyip Erdoğan'ın karşısına ekranda çıkacak olan gazetecileri kendisi belirliyor. Onun istemediği gazeteciler zaten karşısına çıkamıyor. Son zamanlarda en çok Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan gazeteciler Salih Naiman, Haber'den Salih Naiman ve Sabah'tan Okan Müderrisoğlu. En çok onlar çıkıyor. Yani en gözde gazeteciler onlar diyebilirim. Onun dışında Tayyip Erdoğan'ın mesela televizyon programları için seçtiği mekanlar da epeyce farklılaşmış. Cumhurbaşkanı seçilmeden önce herhangi bir kentte, örneğin Rize Güneysu'daki evinde ya da gittiği kentlerde televizyon stüdyolarında programlar yapılırken mesela artık asla televizyon stüdyolarına gitmiyor. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra daha böyle sembol mekanları kullanıyor. İşte Yıldız Sarayı, Vahdettin Köşkü, işte Çankaya Köşkü gibi. Ve 2020 sonrasında da baktığımda asıl olarak galiba ondan fazla kez Çankaya Köşkü'nü kullanmış. Yani Çankaya Köşkü ile işte Cumhurbaşkanlığı Sarayı neredeyse sadece onlarda program çekimini yapıyor. Ve bu 6 yıl içerisinde 50 program, özel program çekilmiş Kılıçdaroğlu'nda. Ve daha önce Tayyip Erdoğan mesela sosyal medyadan yayınlanan gençlerle birlikte yaptığı, gençlerin katıldığı, kendisine soru sordu programları yapmıyordu. İlk kez buna 2019'da biliyorsunuz İstanbul seçiminin iptalinden sonra, yani seçimi kaybetmek üzereyken zorlandığında başvurmuş ve ondan sonra yaptığı programda da biliyorsunuz gençler ona tepki göstermişlerdi. Oy mu yok diye YouTube'da. Oyma yok diye gençlerin o tepkisinden sonra artık yine yapıyor sosyal medya programlarını Tayyip Erdoğan. Ama o programlarda artık gençler... Evet. Yine bir donma oldu sevgili izleyiciler. Biraz sonra tekrar bağlanacağız tabii. Şimdi tabii neyi anlatıyordu bize Faruk Bildirici? Kendi internet sitesinde yayınlanan yine kendi analizini anlatıyordu. Çok önemli tespitler bunlar. Yani bugüne kadar Erdoğan'ın nereleri tercih ettiği, Erdoğan'ın karşısına kimlerin çıktığı ve bütün bu kararları almasında nelerin etkili olduğunu anlatıyordu bize. Şimdi tekrar bağlandı ve devam edelim. Faruk Bey sizle beraberiz. Buyurun. Merhabalar yeniden. Nerede kesildi tam bilemiyorum. Yani gençlerin... Şu galiba sosyal medya bölümünü aktarmadım. Evet. Şöyle Tayyip Erdoğan ilk kez sosyal medyadan görüntülü yayını İstanbul seçimlerini kaybettikten sonra o seçimlerin yenilenmesine doğru giderken yaptı. Orada da kendisine gençlerden tepki gelmişti. Oy mu yok diye. Yüzlerce binlerce gencin tepkisi gelince... Ondan sonra sosyal medya programlarında şöyle bir değişikliğe gitti. Gençlerin yorumlarına kapatıldı. Artık yorum yapılamıyor sosyal medya yayınlarında. Üstelik de o programlar bir gün önce çekiliyor. Gerekli montajlar yapılıyor. İstenmeyen yerler çıkarılıyor. Ondan sonra yayınlanıyor. Yani böyle bir yönteme gittiler. Evet. Yani tamamen özetlersem Tayyip Erdoğan da kendi seçtiği gazetecilerle, kendi seçtiği mekanlarda ve gerekirse montajlanarak hatta araya bir takım reklam görüntüleri konarak tamamen önceden hazırlanmış oyunlar sahneleniyor söyleşi diye. Evet. Onun dışında Kılıçdaroğlu'na baktığımda da onda mesela mekan değişimini pek görmüyorum. Bugüne kadar 6 yıl içerisinde 92 program çekmiş. Kılıçdaroğlu ile birlikte. O programların 50'den fazlası zaten CHP Genel Merkezi'nde çekilmiş. Yani o daha çok parti merkezini tercih ediyor. Televizyon stüdyolarına gidiyor. Son zamanlarda özellikle yerel kanallarla program yapmayı da tercih ediyor. Onu da yapıyor. Gazeteciler konusunda da en çok Kılıçdaroğlu ile program yapan gazeteci İsmail Küçükkaya. Önce Fox TV'de sonra Halk TV'de olduğu için ikisini de yapmış. Ve onun ardından da Merdan Yanardağ geliyor. Ve en çok Kılıçdaroğlu'nu ekrana çıkaran televizyonlarda Fox TV ile Halk TV.
Böyle söyleyebilirim. Onun yani Kılıçdaroğlu'nun tercihleri çok fazla değişmemiş aslında. Yani mekan tercihi, gazeteci tercihi bu 6 yıl içerisinde hemen hemen aynı şekilde sürmüş. Sadece orada şöyle bir şey var. CNN Türkçe yönelik 2019 yılında başlattıkları ambargo, yani gazetecilik yapmadıkları ve onun dışında muhalefet partisi gibi davrandıkları gerekçesiyle ambargo uygulamaya başlamışlardı. Bu ambargo hala devam ediyor. Son cümle, hem Kılıçdaroğlu'na hem de Tayyip Erdoğan'a karşısına çıkıp soru sorma olanağı bulan gazeteci sayısı da çok az. 7 gazeteci sadece o imkanı bulabilmiş. Bu arada sizin aslında yeni değil ama hala güncel milletvekili adayı gazetecilere çağrı başlığı altında bir çağrınız var. Onu da biraz... Evet. Açar mısınız lütfen? Yani şeyle ilgili olarak değil mi? Hani tamam, milletvekili adayıysanız artık kendinizi öyle tanımlayın ve de evet, bu mesleğe devam etmeyin şeklinde özetleyebilir miyim bilmiyorum ama buyurun. Tabii özetlenebilir. Yani şöyle, gerçekten de şunu söylemeliyiz. Elbette her gazetecinin siyasi düşüncesi vardır. Elbette her gazeteci aday olabilir. Ama siyasetçilik, politikacılık ile gazetecilik farklı işler tamamen. Doğru. Yani arada bir kanun uyuşmazlığı olduğunu düşünüyorum ben. Arkadaşlarımız siyasete başladıktan sonra, aday adayı olduktan sonra bence istifa etmeleri gerekirdi. Nitekim İrfan Değirmenci, Umur Talu mesela aday adayı oldukları andan itibaren hemen çekildiler. Yazılarına, işte programlarına ara verdi. Ama onun dışında bazı meslektaşlara baktığımda öyle yapmadılar. Yani öyle isimler gördüm ki aday adayı olmalarına rağmen, örneğin CHP'den aday adayı olan bazı arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yani kendi bir yerde artık genel başkanları olan kişinin açıklamasını değerlendirdiler. Evet. Ya burada bu doğru değil bence. Bir çıkar çatışması var. Yani ben bir partinin üyesiysem, bir partinin milletvekili aday adayıysam, hele hele genel başkanın bir süre sonra beni aday yapmasını bekliyorsam, onun açıklamasını, onun herhangi bir sözünü objektif biçimde değerlendiremem. Bu doğru değil. Bunu yapmamak gerekir. Üstelik de bu gazeteci arkadaşların çoğu ekranda hala gazeteci sıfatını kullandılar. Yani oysa aday adayı yazmaları gerekirdi. Şimdi bugün artık o yazıdan sonra yeni bir aşamaya geldik. Bugün artık yani aday adayı değil, aday oldu bazı gazeteciler. Evet. O aday olanların çoğu adaylıklarını aday olamadılar. Ama örneğin Hasan Cemal adaylığını ilan ettikten sonra, kesinleştikten sonra bir yazı yazdı. Gazetecilik yaşamına nokta koyduğunu söyledi. Bu doğru bir tavır tabii ki. Onun dışında örneğin Hulki Cevizoğlu'nu görüyorum. Hulki Cevizoğlu AKP'nin adayı, listede yer alıyor. Ama hala ekranlarda gazeteci, sosyolog unvanını kullanıyor. Bu doğru değil, bunu yapmaması lazım. Bu tamamen bence okuru, izleyiciyi aldatmak anlamına geliyor. Yeni Çağ'dan Selcan Taşçı İYİ Parti'den aday oldu. Şebnem Bursalı AKP'den aday oldu, Sabah gazetesi yazarı, ATV Ankara temsilcisi. Onlar da mesela yazılarına son verdiler. Yani o nedenle gazetecilerin artık politikacılığıyla heveslendiyseler, insanları kandırmamaları gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bu arada Bir Gün gazetesi bugün yaş gününü kutluyor Faruk, evet, Bey. 19 yaşındayız diye. Yani bir 19 yıldır, evet, gerçekten bütün hani imkansızlıklara rağmen bir takım işte zorlukları göğüsleyerek yayın hayatına devam etti. Önce tebrik edelim tabii Bir Gün gazetesini ve arkadaşlarımızı. Siz neler söyleyeceksiniz Bir Gün'le ilgili olarak? Yani şöyle sabah diyeyim, ben de Bir Gün'ü okurken o Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hem siyasilerin hem de gazeteci arkadaşlarım Bir Gün'le ilgili düşüncelerini okurken şunu düşündüm. Ya Bir Gün olmasaydı? Yani Bir Gün sayesinde o kadar çok şey öğrendik ki, örneğin son günlerde Kızılay'la ilgili o bir takım skandalları hep Bir Gün'den öğrendik biz çoğunlukla. Evet. Yani elbette diğer eleştirel medya, bağımsız medyanın da çok değişik haberleri, katkıları oluyor ama Bir Gün önemli. Yani ve Bir Gün olmasaydı birçok bilgiye biz sahip olamayacaktık. Ve en önemli taraflarından biri de şu, Bir Gün aynı zamanda patronsuz bir gazete. Patronlu bir gazetenin, patronlu bir medya yayın organının ne olduğunu biz son günlerde Halk TV'de yaşanan tartışmalardan görüyoruz. Yani İsmail Saymaz'ın Halk TV'den ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalar son derece değerli ve orada olup bitenlere ışık tutan bir açıklama bence. Ve bugün işte dönüyorum Bir Gün'e, patronsuz
ve bağımsız ve eleştirel bir medya çizgisinde olmanın ne kadar değerli olduğunu görüyorum. Sadece bir günün biz okurlar için bir değeri var, okuyan insanlar için, bu toplum için bir değeri var, bir de çalışan gazeteciler için. Düşünsenize, elinizi tutan yok. Yani şu çıkar grubuna hizmet ediyor, grubuna zarar verir, bunu yayınlamayalım diyen bir çizgi yok. Ve Bir Gün Gazetesi 19 yıl içerisinde baktığımızda bir çizgi tutarlılığı var. Yani öyle gazeteler, öyle medya kuruluşları görüyoruz ki evet çok uzun yıllar yaşamışlar, uzun yıllar ömür sürmüş gazeteler, televizyonlar ya da işte ne bileyim internet siteleri diyelim. Ama bir çizgi tutarlılığı yok. Oradan öyle savrulup durmuşlar. Bir Gün öyle değil. Bir Gün ilk gün hangi çizgide kurulduysa bugün de aynı çizgide devam ediyor. Bunun da değerli olduğunu, okurun beklentilerini karşılaması açısından bence ve ona güvenmemesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki. Şimdi diğer gazetelere bakalım mı? Eğer sizin önünüzde tabii başka bir başlık yoksa. Ben bir noktayı söyleyebilir buyurun miyim? Yani bugün önemsediğim doğrusu tabii, bir haber var. Buyurun. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz Cumhurbaşkanı 16 uçağını satacağını söyledi. Ha evet, evet. Ha buna karşı Sanayi Bakanı Varank da saysana 16 uçak, 16 uçak yok dedi. Şimdi o 16 uçak konusunda bugün Pencere'de var. Hava Yolu Çalışanları Sendikası Başkan Yardımcısı Engin Aksüt o 16 uçağın tek tek ne derler kuyruk numaralarını sayıyor. Yani 16 uçak var. Ve ondan sonra bugün şeye bakıyorsunuz. Hani Kılıçdaroğlu ben o uçakları satacağım bu kadar şatafata gerek yok dedi. Birden bugün iktidar medyasında Türkiye'de, Akit'te galiba sabahta da var, akşamda da var. Onlarda da şeyi görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu işte Adıyaman'daki iftara özel jetle gitti diye haber görüyorsunuz. Yani ona cevap veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı 16 uçağını eleştiremeyen, oradaki lükse dair tek satır söyleyemeyen medya kuruluşları Kılıçdaroğlu'nun oraya özel uçakla gitmesini eleştiriyor. Şimdi yani böylesine bir çelişki içerisinde Kılıçdaroğlu oraya uçakla gitmesini ne yapsın? Yani tabii ki bugünümüzde artık liderlerin hepsi özel uçaklar kullanıyorlar. Ama bence ben de tercih ederim ki liderlerimiz de bizim böyle yolları kapatmasınlar, trafiği kapatmasınlar. Özel uçaklar yeni tarifeli uçakla gitsinler. Ama gereklilikler varsa da tabii ki gidilebilir. Ama gerçekten bugün Varank buna ne cevap verecek çok merak ediyorum. 16 uçağın kuyruk numaraları da ortaya çıktığına göre. Ve sanıyorum başka ülke, yani birçok ülkenin Cumhurbaşkanı devlet adamlarının bu kadar uçağı yoktur. Yani bizim ancak işte öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki diyelim Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya gitmeden önce bir uçak gidiyor. Onun makam arabalarını taşıyan uçak. Evet. Makam arabaları oraya götürülüyor. Ondan sonra geliniyor vesaire. Yani ne bileyim Kıbrıs'a gidiyor bu koalisyon. Cumhur koalisyonu. Orada işte Devlet Bahçeli ayrı özel uçakla gidiyor. Tayyip Erdoğan ayrı özel uçakla gidiyor. Bakanlar ayrı. Yani KKTC gezisinde ne 8 ayrı özel uçakla gittiler. Evet. Ama o şey için Faruk Bey yani şimdi Kılıçdaroğlu'yuz. Yani uçak pardon düşerse birçok değeri aynı anda kaybetmeyelim diye o önlemi alıyorlar. Ama 8 ayrı uçak. Tam işte o önlemi alıyorlar. Yani bütün değerlerimizi aynı anda kaybetmeyelim diye bizi düşündükleri için öyle bir önlem alıyorlar onlar. O yüzden 8 uçakla gidiyorlar. Tabii yoksa şatafattan değil diyoruz. Olabilir, olabilir tabii. Peki, şimdi bugün aslında hani şöyle de espriyle yaklaşılıyor ya işte Erdoğan'ın vaatleriyle ilgili olarak. Ya muhalefet kim, şey kim, iktidar kim? Hani şaşırdık artık. Sürekli vaatlerde bulunuyorsunuz. Evet. Sanki yıllardır başkaları iktidardaymış gibi. Sözcü gazetesi bugün birinci sayfasında bir karşılaştırma yapmış. Ve de 12 yıl önceki seçim vaatleri masal çıktı ifadesiyle beraber ne söylediler ne yaptılar başlığı altında bunları sıralamış. Ve de işte 2023 için vaatler ve gerçekler diye. Gerçeklerin de şöyle bir şey var. Acaba ya siz bunu nasıl görüyorsunuz? Yani iktidarın böyle bir gücü var. Yani bunu yapabiliyor daha doğrusu. Ya sadece hani kendi işte iktidarda olmasının verdiği güç anlamında söylemedim. Örneğin kendisi sanki muhalefetteymiş ve bütün bugüne kadar yapmadıkları, yani vaat etmesinden bunu anlıyoruz. Yapmadıkları sanki kendi suçu değilmiş gibi, kendi sorumluluğunda değilmiş gibi anlatabiliyor bunu.
Bu hani halkla ilişkiler açısından baktınız mı? Bu başarılı bir yöntem galiba, değil mi? Bunu iyi kullanıyorlar. Ne dersiniz? Yani şöyle, iyi kullanıyorlar mı çok emin değilim. Şundan emin değilim. Aslında karşılarında bir gerçekten bunu sorgulayan, karşısına çıkıp bunu soru sorabilen gazeteci olmadığı için ve çok güçlü bir medyaları, medyanın büyük bölümüne tamamen hakim oldukları, kontrol altına aldıkları için bunu yapabildiklerine inanıyorum ben. Yani düşünebiliyor musunuz? Daha Tayyip Erdoğan geçen gün işte CNN kanalda ortak yayınına çıktı. Orada şeyi söylüyor, işte mülakatı kaldıracağım diyor ya da diğer şeyleri söylüyor. Onlar mesela bizim şu söylediğini söylemiyorlar. İyi de siz zaten 21 yıldır iktidardaydınız, neden yapmadınız diye sormuyorlar yani. Bunlar sorulmuyor. O nedenle Tayyip Erdoğan ne söylerse söylesin onu doğru gibi yayınlıyorlar. Yani biliyorsunuz işte pandemi sırasında Tayyip Erdoğan çıktı, Avrupa'da, Amerika'da aşıların parayla 100 dolara yapıldığını söyledi. Onlar yine doğru gibi yazdılar. Tayyip Erdoğan sözünü düzeltti, yine öyle yazdılar. Hani ben doğrusu bunu biraz medya gücü sayesinde yapabilir inanıyorum. Evet. Karşısına geçip takır takır soru sorabilen gazeteciler olsa bunu yapamaz. Hı. Ama yapamıyoruz. Yani gazeteciler zaten akredite olmayan eleştirel gazeteciden karşısına geçip soru sorabiliyor. Kendisi istediği gibi yayınlıyor. Yani bu öylesine bir halk ilişkiler faaliyeti, öylesine bir propaganda faaliyeti ki karşısında soru soran yok. O istediğini söylüyor, istediğini tekrarlıyor, kendi kendine çelişiyor. Hiç önemli değil. İstediği gibi yapabilir. Yani düşünsenize, enflasyonu tek haneye indirmekten bahsediyor. İşte bugün Sözcü'de de var zaten. 5 yıl önceki enflasyon daha düşüktü. Yani şimdi daha yüksek bir enflasyon var. Bunu sormuyorlar. Ya da biliyorsunuz EYT konusunda mesela. EYT'yi sürekli muhalefet söylüyordu. Kemal Bey söylüyordu. Onlar teklifler getiriyorlardı. Yapmıyorlar. Seçim önce sıkışınca yine yaptılar. Bayram ikramiyesi gibi şeyler yine öyle. Yani Kemal Bey gerçekten muhalefet lideri ama Evet. Yine bir bağlantı daha bir problem var ve tekrar yani, geldi. Evet, devam edin lütfen. Evet. Yani hakikaten şey bir iktidarın karşısındayız. Yani bir dediğini tutmayan, yani dediklerini yalanlayan, aradan 21 yıl geçmesine rağmen ilk gün söylediği şeyleri yapamasına rağmen onları yine tekrarlayan bir iktidarla karşı karşıyayız ama evet. Ben şunu inanıyorum. Medyada siz ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın. İnsanlar kendi gerçeğini yaşıyor zaten. Yani siz tutuyorsunuz işte en düşük emekli maaşı 5500 lira olanı ben 7500 lira çıkardım diyorsunuz. Şimdi buna rağmen o 7500 liranın sokakta çarşıda bir şey ifade etmediğini o insanlar görüyorlar. Yani Tayyip Erdoğan'ın bir yandan işte ekonomiyi çok iyi yönettiğini, ekonomi ben bilirim, ekonomistin demesine rağmen ekonominin ne hale geldiğini görüyorlar. O nedenle de ben artık medyadaki o propagandanın çok etkili olacağını sanmıyorum. Hı-hı. Zaten biliyorsunuz dünyada da Türkiye'de öyle. Medya insanların karar verme sürecinde öyle çok da belirleyici değil. Bizde hele hele medyanın güvenilirliği konusunda bu kadar düşmüşken, medyanın itibarı yerlerde sürünürken genel olarak bakıldığında insanlar sadece oraya bakarak herhalde karar vermeyecekler. Yani biz enflasyonu düşürdük düşüreceğiz diyen Tayyip Erdoğan mı? Karşına gittiğinde gördüğün fiyatlar mı? Nitekim de işte bunların konuşulmasını da üstelik de engelleyeceksiniz. Düşünün ki işte bir pahalılığın nedeninin Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen, etiket hazırlayan tasarımcı genci hemen gözaltına aldılar, susturmaya çalışıyorlar. Yani böylesinin baskı ortamı, böylesinin korku ortamında Tayyip Erdoğan halkla ilişkiler faaliyetini, işte birbirini tutmayan açıklamaları iyi gösteriyor olabilir. Ama gerçek bu değil diye düşünüyorum. Sadece bunlardan kaynaklanıyor açıkçası. Evet. Son birkaç dakikamız. Şöyle bir başlık var. Türkiye Gazetesi'nde bugün Faruk Bey. Kadınlar bu işi sevdi. Ev hanımlarını emeklilik heyecanı sardı diye bir başlık var. Bu yani birkaç dakikamız var. Şunu da bir değerlendirirseniz yani, eğer bu başlığı. Yani bugünlerde ben iktidar medyasındaki arkadaşlar gerçekten üzülüyorum. Herhalde manşet bulmakta çok zorlanıyorlar. Evet. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın o seçim beyannamesinde o kadar boş ve içinde fazla bir şey yok ki. Ali Say'dan bile işte Yeni Şafak manşetin içerisinden bazı şeyleri seçerek işte onları övmeye çalışıyor. İşin kadınlar bu işi sevdiğini, yani bunlar zaten, bu da mesela Kılıçdaroğlu'nun aile sigortası diye uzun zamandır söylediği şeyler bunlar zaten. Şimdi bütün bunları
yapmayan iktidar şimdi ben yapacağım diye ortaya çıktığında kadınlar niye sevinsin? Yani doğrusu iktidarın propagandasına yardımcı olmaya çalışıyorlar ama çok da tatmin edici şeyler olduğunu düşünmüyorum. Yani mesela bugünlerde en çok kullandıkları işte malzemelerden, seçim malzemelerinden birisi TOG araçları, yerli dedikleri, %51 sadece Türkiye'de gerçekten üretilen araçları kullanıp duruyorlar. İşte bakanlar kullandı, işte Süleyman Soylu kırmızı ışıkta bir gençleri aldı, onları istediği yere bıraktı gibi propagandalar yapıyorlar, bunları yayıyorlar. Ama bir yandan baktığımızda hala sadece bakanlarda var o araçlar. Parasını yatırıp işte almak için bekleyen insanlara bile hala araçtan teslim edilmiş değil. Daha 3 ay önce İktidar Meclisi'ne baktığımızda 3 dakikada bir TOG üretiliyordu o fabrikada, üretilecekti. Ama 15 aracı bile parasını ödeyen insanlar, o insan içinde teslim edecekleri hala ödememiş durumdalar. Yani iktidarın eksiklerini göstermeyen, yanlışlarını göstermeyen, üzerini kapatan ama bir yandan da en küçük vaatleri büyüten bir medya ile karşı karşıyayız. Üstelik de şu anda maalesef deprem bölgesindeki insanlar unutuldu. Orada işte dün Tayyip Erdoğan anahtar dağıtarak, küçük bir köyde, küçük bir yerleşim merkezine anahtar dağıtarak sanki bütün insanların yerleşim sorunu çözülmüş gibi bir hava yaratıyor. Oysa biliyoruz ki Antakya'da bile hala elektrik tam olarak gidebilmiş değil. Bırakın yani insanların yerleşim sorunu çözmeyi. Evet. Böyle bir noktadayız. Evet. Yani, bu arada Hakkı Özdal'la Bahadır Özgür deprem bölgesinde çok iyi bir şey yapmışlar, inceleme yaptılar. Ve bir EMEP için tabii bir rapor hazırladılar. Orada sunumu yaparken şunu söylediler. Zannediyorum Maraş'taydı, emin değilim. Ama şey önemli, hani bu söyleyeceğim kısmı çok daha önemli. Çadırlar var, yani 50-60 kadar çadır var. Ve bunların ortasına bir direk dikiliyor ve saat konuyor. Şimdi çadırlardan hani bir süre sonra şey de almaya başlayacaklar. Yani elektriği satmaya başlayacaklar. Faruk Bey, bu arada çok kısa lütfen. Şimdi bakın, iki fotoğraf var. Bir Türkiye Gazetesi'nde az önce bir fotoğraf vardı. Şunun aynısı. Türkiye Gazetesi diyor ki 45 günde temel, 365 günde teslim. Deprem konutları yükseliyor. Bir reklamla vermiş. Fakat aynı yerin fotoğrafı, hatta aynı binanın fotoğrafını Cumhuriyet'te şöyle görüyoruz. Yine dikey mimari ve İsrail'deki konutlar için depremden 15 gün sonra sözleşme imzalandı. Felaketin 46. günde temeller atıldı. İnşaat hızla yükseliyor. Ama şöyle, tarım arazilerini imara açmayın diye bilim insanlarının da uyarısıyla veriyor Cumhuriyet. Yani aynı binayla ilgili iki gazetenin farklı yaklaşımını görüyoruz. Evet, yani iktidarın tamamen işte eksiklerini, yanlışlarını örtüp her şeyi başarı gibi gösterme çabasından kaynaklanıyor. Ama Cumhuriyet'i hakikaten kutlamak gerekiyor. Doğru olan tavır da bu. Evet. Tayyip Erdoğan hani her ne kadar biz yatay mimariden yana izlemesine rağmen İstanbul gibi büyük kentlerde nasıl gökdelenler yapılmasına neden olduysa burada da tarım arazilerini yok ediyorlar. Yani hem molozlar dökerek hem de tarım alanlarına işte inşaat alanı haline getirerek oraları yok ediyorlar. Hem de böyle 2-3 katlı binalar değil de buradan da görüyoruz ki 7-8 katlı binalar yapmaya başlıyorlar. Evet. Yani yaptıkları şey gerçekten yine bu ülkenin insanlarına kötülük diye düşünüyorum ben. Kötülük ve bu kötülüğü anlatmak, bu kötülüğü açıklamak, bu kötülüğü topluma duyurmak da bizim görevimiz. Evet. Ve bir kez daha diyorum ki ben iyi ki eleştiren medya var her şeye rağmen. Peki. Çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Artık sizi bir sonraki buluşmamızda yine zevkle dinlemeye devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Benim için de aynı şey geçerli. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Daha sonrasında Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin Skype konuğumuz olacak. Ve özellikle seçim güvenliği ile ilgili olarak konuşacağız kendisiyle. Daha sonrasında Eşit İçin Kadın Platformu gönüllüsü Sayın Özgül Kaptan yine konuğumuz olacak. Ve az önce sizlere tabii bir haber aktardık. Yani kadınların aday listelerindeki ne oranda yer aldıklarıyla ilgili bir haberdi bu. O konuyu konuşacağız. Şimdi kısa bir ara verelim. Daha sonra tekrar birlikte olalım.